Bu bölümde RTC modülü kullanarak alarmlı saat uygulaması yapacağız. Belirlediğimiz saat geldiği zaman deney apkart bize sesli ve ışıklı bir şekilde uyaracak. Uygulamada günün belirli saatlerini ayarlayabileceğimiz gibi istediğimiz zaman da uygulamanın sonlanmasını sağlayacağız. Devre bağlantısını oluşturalım. Bakın burada kullanacağımız RTC saat modülünün V-in yani 3.3 volta bağlayacağız. GND bunun yanında SCL ve SDA pinleri bulunuyor. Bunlar zaten deney apkartta ayrıca burada oluşturulmuş bakın 11 ve 10 numaralı pinlere bağlı. SCL ve SDA pinleri var. Bunları kullanacağız DS3231 saat modülüyle birlikte. Hemen şuradan bakın V-in'den bir tane kablo alalım. Kırmızı olsun. Bakın burada da GND var. Siyah. Sonra SCL diyor. Bakın geldik şuraya. Bu SCL pinini aldım. Buraya getirdim. Bunun rengini de mavi yapalım. Buradan da bir tane SDA pini alıyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Bunu da yeşil yapalım. Bakın devre bağlantısı bu şekilde basit bir bağlantıyla saat modülünü bu şekilde kullanmış olduk. Yani devre bağlantısını kurmuş olduk. Evet, şimdi devre bağlantısını kuralım. Bakın bu şekilde bir saat modülümüz var. DS3231 yazıyor. Üzerinde de DS3231 entegresi var. Yine bu arka tarafında pil var. İçerisinde pili, daha doğrusu saati uzun bir süre saklamamızı sağlıyor. Modülü ilk aldığınız zaman tabi pil ne kadar üzerinde bekledi bilmiyoruz. Belki pil ömrünün bir kısmını tamamlamıştır. 2-3 ay içerisinde boşalabilir ya da uzun süre kullanabilirsiniz. Şayet üzerindeki pil görevini yerine getiremezse 20-32'lik düğme pillerden alıp kullanabilirsiniz. Burada bakın üzerinde zaten pinler var. Burada gösteriyor. Bunu yerleştirdikten sonra bağlantıyı kuracağım. Şimdi en soldaki pine GND demiş. GND pinini deney apkartın GND pinine bağladım. Yanındaki pine şöyle 3.3 volt. Bunu da hemen yan tarafta bulunan VCC pinine bağladım. Bakın bir tane boşluk bıraktım. Burada SCL pinim var benim. SCL pini de götürüp deney apkartın SCL'sine bağlayacağım. Bakın SCL şurada aslında. Yalnız benim FreeSync'te kullandığım, şemada kullandığım saat modülünde SCL ile SDA'nın yerleri tam tersi. O yüzden burada kontrol etmeniz lazım. Yani sizin elinizdeki saat modülünün bacakları birebir acaba buna uyacak mı diye. Şöyle çıkaralım. Bakın şurada GND, VCC, SDA diyor. Oysa ki biz çizimi yaparken tam tersini yapmıştık. Dolayısıyla şunun en sağ tarafa gelmesi gerekti. Evet, devre bağlantısı bu şekilde. Saat modülü ile birlikte kütüphane ekleme işleminde göreceğiz. Bakın burada taslaklarda library ekle kısmı var. Burada eğer internetten bir zip kitaplığı yani kütüphane indirdiyseniz buradan yükleme işlemi yapabilirsiniz. Bunun haricinde
Bir de Arduino'nun kendi kitaplığında bulunan ve bazı kullanıcıların yazdığı hazır kütüphaneler var. Bunlardan faydalanabiliriz. Biz bu DS3231 saat modülü yani RTC saat modülü için burada Arduino'nun kendi kitaplığındaki kütüphanelerden faydalanacağız. Şimdi bakın burayı açtığımızda şuralar hepsi arama satırına bizim ihtiyacımız olan kütüphaneyi yazıyoruz. DS3231. Bakın burada pek çok kütüphane çıktı. Bunlardan hangisi bize lazım? Tabii bunları deneyip bulmak lazım. Ben şu en alt tarafta bulunan bakın şu kullanıcıya ait kütüphaneyi denedim. Ve ESP yani bizim deney kartımız için çalışıyor. Şurada ESP32'yi gördüm çünkü. Yine belki bir ihtimal şunlar da çalışabilir. Yani bakmak lazım, kontrol etmek lazım. Ben burada ESP32'yi desteklediğini gördüğüm için deney kartta da uyacağını düşündüm. Bakın kur diyorum. Kütüphane kuruldu. Nerede peki? Bakın şuradan örneklere girdiğimiz zaman alt tarafa geliyorum. Bakın URTC library var. Buraya girdiğimiz zaman bakın bir tane örnek uygulama var. Açtık bunu. Biz buraya bir kütüphane eklemeliyiz. Hangisini? Include deneyap.h dedik. Şimdi bakın buralarda çeşitli ayarlar var. 9600 numaralı baud hızıyla bağlanacakmış seri porta. Burada elimizdeki saat modülüyle ilgili ayarlar var. Şimdi eğer saat modülünü ilk defa aldıysak ya da üzerindeki pil bittiyse, bu pili değiştirdiysek saat özellikleri bozulacak. Dolayısıyla biz bunu ilk kullanırken bir defaya mahsus kod yüklerken bunu set yapıp sonra burayı yorum satırı haline getirmemiz lazım. Şimdi burada da hangi formatta bu saatin ayarlanacağı yazıyor. Bakın hangi yıldayız biz şu anda? 2022 yılındayız. Hangi aydayız? Nisan ayındayız. 4. ay. Ayın bugün 7. günü. Bakın şu haftanın kaçıncı günü olduğunu söylüyor. Biz bunu kullanmayacağız. Yine burada bakın saat bilgisi var. Şu an saat 12'ymiş. Dakikada 15'i gösteriyor. Saniyeyi ayarlamama gerek yok. Burayı geçtik. Bakın burayı bir defa yükledikten sonra daha sonraki kullanımlarda artık yorum satırı haline getireceğim. Yine burada bize kafa karıştırıcı olan yer sadece yılı günden önce yazmış. Bakın şurayı aldık. Günle yılın yerine değiştirdik. Şurayı da year yaptık. Sonrası zaten belli. Bakın burada bir güzelliği var. DS3231 saat modülünün içerisinde bir de sıcaklık değeri var. Şu haftanın hangi günü olduğu bizi ilgilendirmiyor. Şurada tarih yazalım. Şuraya da saat yazalım. Sıcaklığı da yazsın bize. Evet, şimdi son bir ayar daha yapıp kodları yükleyeceğiz. Bakın şurada sıcaklıkla şu saat arasında şuralara println ekliyorum. Alt satıra yazsın diye. Bir de bakın burasının çift tırnak içerisinde olması gerekiyormuş. Bunu da düzeltelim. Yoksa bu karakter verisi olarak gideceği için burası bize hata verir. Bakın tarihi yazacak. Boşluk bırakacak. Alt satıra geçecek. Saati yazacak. Alt satıra geçecek. Ve sıcaklığı yazacak. Şimdi kodları yükleyelim. Biz burada baktığımız zaman seri portta 9600'den baud hızını ayarladığını görüyoruz. Evet, yükleme işlemi başladı. Bakın tarih bilgisini verdi, saat bilgisini verdi. Anlık olarak da saniyenin arttığını görüyoruz bu şekilde. Şöyle durduralım. Tabi hızlı gidiyor burası. Şu kaydırmayı durduralım. Bakın saat 12.15, 19, 18, 17 yani anlık olarak ilerliyor. Sıcaklığı verdi bize. Bir de tarih bilgimiz var.
Burada 4. ayın 7'si yani 07.04.2022 şeklinde. Uygulamamız bu şekilde.